Âlâ Suresi, Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teâlâ'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تنزيه et Rabbinin yüce adını. O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni. O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni. O, yeşillikleri çıkarıp, sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Bundan böyle sana, Kur'an okutacağız da, sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde, öğütün fayda vereceği ümidiyle, sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan, nasihatı düşünüp, ders alır. Ama pek bedbaht olan ise, ondan kaçınır. Böyle olanlar, ahirette en büyük ateşe girer. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا. Orada artık ne ölür, ne de rahat yüzü görür. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer. بَلْ تُؤْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. اِنَّ هَذَا لَكِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.